Bizim aldığımız futbol camiasının, amatör camianın Hüseyin Arap, Hüseyin Leyla diye bildiği arkadaşı biz de transfer ettik. Bu arkadaşımız bizden önce Karşıyaka Spor Kulübü'nde. Orada lisanslı, orada futbol oynuyor. Biz oradan bu arkadaşımızı seyrederekten, beğenerekten yasal çerçeve içerisinde tüm yasal işlemleri yaparakla kendisini ücret ödedik, kulübünü ücret ödedik, ASKF'ye ücret ödedik, Futbol Federasyonu'na ücret ödeyerekten kulübümüze kazandırdık. 18 maç boyunca da bu arkadaşımız bizde futbol oynadı. Tüm maçlarda. Ne bir gözlemci, ne bir kulüp başkanı, ne bir karşı takım, herhangi bir şikayet, herhangi bir problem, hiçbir şey yok. Ve her iki yarıda da yendiğimiz Gazikent'i son maçta da yenerekten Barak Spor'u şampiyon ettik. Şampiyon ettikten sonra herkes evine çekildi. Konuşuyoruz, seviniyoruz, mutluyuz. Daha sonra bize gelen 3-5 gün sonra ne maçı esnasında durdurulup hakemle bir kural var yani. Eğer bir oyuncuda sahtelik var ise maç esnasında durdurulup hakemle resim çektirilip itiraz edilmesi lazım. Böyle bir şey de yok. Ne oldu? 3-5 gün sonra efendim bu arkadaşımızın, Hüseyin Leyla denilen arkadaşımızın lisansıyla kimlik bilgileri uyuşmaz. Peki dedik, Ankara'ya gönderdik. Barak Spor lisansıyla oynamamış. Kimliği oynamamış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2028'e kadar bu adama kimlik kartı vermiş. Demiş ki Gaziantep'teki bütün amatör kulüplerde futbol oynayabilirsin. Şimdi biz kolluk kuvveti değiliz. Bunu takip edeceğiz. 18 maç boyunca oynamış. Son maçta da oynatmamışız. Artı bu arkadaşımıza lisans çıkaran kişi ASKF'nin yönetiminde. Karşıyaka Spor Kulüp Başkanı. Şimdi şu mu oluyor o zaman? Barak Spor şampiyon oldu. Bir şekilde sahada durduramadık. Masada durduralım. Bunu söyleyelim. Madem bu biliniyormuş 18 maç niye söylenmedi? Ve ASKF reddetti. Ankara Futbol Federasyonu reddetti. Barak Spor'a ceza yok. Diyor ki yazılımda Barak Spor'un herhangi bir kabahati yoktur. Kabahati yoksa 3 puanı nasıl siliyorsunuz? Hatayı bizde mi düzelteceksiniz? Yani bunu Futbol Federasyonu düzeltememiş. ASKF düzeltememiş. Emniyet güçleri düzeltememiş. Savcılık düzeltememiş. Gelmiş Barak Spor'un 3 puanını silelim, şampiyonluktan edelim. Adil mi? 3 puan silince biz ikinci olduk. Bizim iki maçta mağlup ettiğimiz arkadaşlar şampiyon olduk diyorlar. Çıkacaklar en azından kamuoyunda şunu diyecekler. Barak Spor'un bu konuyla ilgili hiçbir kabahati yoktur. Öyle Ankara'ya eksik evrak göndererekten şampiyonluğu elimizden alamazsınız. Alırsanız bedelini ödersiniz. Gerekli şikayetlerde bulunduk. Gerekli evraklarımızı yaptık. Ankara TFF'ye başvurduk. Hakem heyetine başvurduk. Burada gerekli incelemeler yapılacak. Karşılığında incelenecek. Eğer burada Barak Spor'un bir hatası var ise o zaman yönetici olarak da bizi de cezalandırın. Kimliği biz çıkarmamışız. Lisansı da biz çıkarmamışız. Artı lisansta oynayan oyuncuyla sahadaki oyuncu aynı. Lisanstaki resim aynı, sahadaki aynı. ASKF Başkanı'na söylüyorum buradan ve yönetimindeki arkadaşlara. Niye çıkıp da bir açıklama yapmıyorsunuz? Sizin vicdanınız yok mu? Bu kadar emek var. Çıkın şunu söyleyin. Deyin ki Barak Spor suçlu veya değil. Suçumuz varsa söyleyin. Ha bizim yüzümüze suçsuzsunuz diyeceksiniz. Ama diğer taraftan şampiyonluk bizden alınınca diğer kulübün başkanı veya bir X insan açıklama yapmış. ASKF'yi kutluyoruz. Neyden dolayı dik duruyor? Hangi dik duruştan bahsediyorsunuz ya? Bu işin sonucu ne olursa olsun maddi manevi tazminat davaları kesinlikle olacak. Bu olaya sebebiyet veren, bu lisansı çıkaran, bu lisansı çıkarmaya teşvik eden o futbolcu da dahil olmak üzere. Çünkü futbol bireysel bir oyun değildir. Futbol 25 tane insanın emeğiyle oluşan bir başarıdır. Bunu karar veren arkadaşlarımız da biz gerekli çalışmalarımızı bir haftadır yaptık. Bunların tamamını dosyalarını oluşturduk. Şu anda da avukatımız bizzat Ankara'da. 2022'de de lisans çıkaran, futbol oynayan bir adamı transfer edip 18 maç oynatmak. Peki sen oradaki kurula şunu söylemiyor musun? ASKF'ye söylüyorum ben buradan. Şunu söylemiyor musun? Arkadaşlar bu maç 2022'de bu adam oynadı.
Oynadığı takımın başkanı da benim yöneticim. Bu adamların ne kabahati var? Açacaksın telefonu, söyleyeceksin. Gerekirse binip gideceksin. Niye gideceksin? Adalet için gideceksin. Siz bunun hesabı sorulmayacağını mı zannediyorsunuz? Bunun hesabı adalet önünde sorulacak. Biz adalete güveniyoruz. Er geç tecelli edecek. Dur ben size şöyle açıklayayım. Biz kulüplerde olaraktan 2023'te tescillenmiş bir kulübüz. 2023 yılında kulüp olaraktan yeni kurulduğumuz için transferlerle futbol camiasından oynayan kişileri transfer ederekten bu amatör camiye giriş yaptık. Gaziantep 1. Amatör Kümeye. Kulüp olaraktan transfer ettiğimiz kişi Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan Arap Hüseyin diye tanınan bir arkadaştı. Transfer belgelerini ödeyerekten ve parasıyla biz bunları transfer ettik. Ve transfer ettikten sonra ASFK'ya başvuruyoruz. Başvurduğumuz zaman da bizlere kendiler bir lisans çıkartıyor. İkinci sıradaki olan Gazikent Spor Kulübü bize şikayet ettikten sonra maçlar final maçı bittikten 5 gün sonra Gaziantep İl Disiplin Kurulu'ndaki avukatlar, hukukçular bile kişinin gerçeğin ne olduğunu anlayamadılar ve bizim delil yetersizliğinden haklı olduğumuzu gördüler. Ve daha sonrasında bunlar Ankara AFDK Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na başvurdular ve oradaki hukukçular da anlayamadı. Gene bizi haklı gördüler. Kargamış Barakspor'u haklı gördüler. Daha sonrasında arkadaşlar bir savcılık ifadesiyle ne olduysa savcılıkta gerçek Hüseyin Leyla'yı buluyorlar. Bizdeki oynayan çocuğun adını Abdurrahman Cüneyt olarak görüyorlar. Bu çocuk bizde sadece bir maç oynamadı. 18 resmi maça çıktı. Ve şöyle bir olay var. Bizim evrakta hiçbir şekilde oynamamız, kişinin kimliğini değiştirmemiz gibi bir olan durum yok. Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan kişinin resmi, kendisi, her şeyi aynıyken bizde de aynı şekilde oynadı. Ve bunu tüm amatör camia, tüm kameralar, elimizdeki fotoğraflarla, oradaki çıktığı maç fotoğrafları da bizde de aynısı mevcut. Ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu karar geldikten sonra savcılık kararıyla evrak vererekten bunlar AFDK'ya çıkıp tahkim kuruluna başvuruyorlar. Tahkim kurulu kararı bozup bizim hiçbir suçumuz yok iken, gerekçeli kararlar ortadayken bizim suçlu olduğumuzu, 3 puanımızı sildiler. Türkiye'de hiçbir örneğini bulamadık. Afrikalılara kadar araştırdık, hiçbir şeyi bulamadık. Emsal kararı yok. Biz her zaman futbol kulüpleri olaraktan ve spor amatör camiada olanlar, bize lisansı çıkartan kulüplerin birliği olan TFF'ye ve ASFK'ya inanırız. Yani bunu bizim anlama şansımız gerçekten yoktu. Sonuçta yani karşı taraftan transfer yapılmış. Orada 6 maça çıkmış ve biz de bunu normal tüzüğe uygun bir şekilde transfer etmişiz karşı taraftan. Bu arkadaşımızla 18 maç oynadık. Yani 18 maç boyunca herhangi bir hakem, herhangi bir kural hatası olduğuna dair herhangi bir belgesi olmasına rağmen yani haksız olduk. Metin Başkanım'ın da dediği gibi yani bizim bunu anlamamız gerçekten imkansız gibi bir şeydi. Kesinlikle kendisinin eşi bile kendisine Hüseyin isminde sesleniyordu yani. Yani bizim anlamamız gerçekten çok zordu orada. Ne yapalım? Yusuf! Bağırak! 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 Yapacağınız şey var. Arkadaşlar bir dakika alalım. Serhat Hoca'ya maşallah! Yanılıyım yani. Allah razı olsun.